demiş ki hocam ayette ben kulumun zannı üzere varım derken, yani biz Allah'ı nasıl zannedersek öyle mi var oluyor? Bunu yaratan zihnin işte. Okey, lütfen, teşekkür ederim, anla. Zihin nasıl çalışıyorsa alemdeki yaratıcı bilincini de oluşturan senin zihnin. Peki zihnin neye göre çalışıyor? Domino taşını fark et. Bunlar kitaplarda yazmıyor arkadaşlar. Keşf alemi açılan Ademler kolektif bilince bağlandığı için lef-i mahfuz kayıtlarını okuyor. Sen hangi nefs mertebesinde daha çok o an duruyorsan o nefs mertebesindeki hakkın bilincine kadar ulaşabiliyorsun. Kalp çakrasına geldiysen oradan açıyor. Boğazdaysan oradan. Buradaysa burada. Buradaysa burada. Sonra bunun üstündeki alem ve boyutlara çıktıysan zaten ananı ağlatıyor. Yani inanılmaz. O zihnin ötesine geçtiğinde bütün bilgileri sana veriyor. Bütün o yaratılan alemler de onlarla da rezone olmaya başlıyorsun. O alemlerdeki bütün formlar neler varsa onların bilgileri sana akıyor. Ancak senin formun neyse ona göre sevgili, güzellikle olması gerektiği kadar, olması gerektiği için, olması gerektiği yerde ve zamanda, şimdi ve şu anda bu cümlelerimi neden duyduğunu idrak ederek yaşıyorsun. Ya cüz'i iradede kalırsın ya da külli iradeye teslim olup mucizeyi yaşarsın demiş Gülen. Güzel kalbinden ve alnından öpüyorum. Çok güzel özetlemişsin. Ay, ya. Kayıt yaparım umarım. Hocam evet. Fatih. Hocam babam rüyasında benim alnından öpüldüğümde üçüncü gözümün açılacağını söylemişler. Bundan ne anlamalıyım? Üçüncü gözünden öpüyorum. Ölme düşüncesi ne kadar çok, neden bu kadar yoğun oldu? Ölmeden önce ölüm boyutuna giren arkadaşlarımız fizik bedeninde de bu hayata karşı artık uyumlanma noktasında biraz böyle frekansları dünyadan çıkıyorsun. Burası dünya alanı ya, dünyadaki bütün işte savaşlar, kırgınlık, kızgınlık ne varsa, kin, nefret, duygu, yaşam mücadelesi falan filan, sen boyut atlıyorsun yukarı doğru çıkarken. Ölmek ihtiyacı, uzlet etme ihtiyacı, işte herkesten bir kaçma gitme ihtiyacı bundan dolayı oluyor. O zaman da ölümü istemek hali dua bazen oluyor. Ben mesela kendi serüslükümde, talebeleri yetiştirdiğim zaman diliminde falan, Allah'a olan aşkımın yoğunluğundan, çoluk çocuk var, eş var, şu var falan, hiçbirini düşünmüyordum yani. Diyordum ki ya ne zaman öleceğim de kurtulacağım, ne zaman kavuşacağım sana? Hani o zamanki yıllar önce, o zamanki bilinç boyutuma göre fizik bedenimden ölünce ona kavuşacağımı zan ediyordum. Ancak ölmeden önce ölümün ne olduğunu, çakralar açılıp daha yukarılara çıktığımda fark ettim. Yani bütün bunları niye yaşadığımı da sonradan fark ettim, iğne deliğinden geçirip. Bütün bu bilinci toparlayıp, o veri tabanını, o yüzlerce talebeden geçip veri tabanını size sunabilmek içinmiş. Onu da fark ettim. Eyvallah, hepsini kabul ettik yani. Dolayısıyla ölmek isteme hali, dünya hayatının yorgunluğundan terki dünya yapıyorsun, frekans boyutun değişiyor. Terki ukbaya geçiyorsun sonra. Ahiretle ilgili olan eski bilinçaltındaki kalıplar yıkılıyor. Bilinç boyutundaki kolektiften gelen bilgiyle yeniden şekilleniyor. Sonra terki ukbaya geçtikten sonra terk çabasızlık alanına geçiyorsun. Ölmeden önce öldüm ve uyandım. Ya ölüm boyutunda insan elini kolunu kıpırdatamaz, artık hareket edemez yani. Hani böyle bir çabası olmaz. Bir şeye ulaştığın anda, bak ulaşmak için hep bir hareket, sinerji vesaire vardır ya. Değil mi? Onaydı bütün yolculuğumuz, çabamız. Ulaştın. Koşturuyor musun daha artık? Gerek var mı? Gerek kalıyor mu? Yok, ulaştın. Yani aldım, artık aldım. Bu bende. Bende. Artık elimin kolumun böyle sürekli haldır haldır şey yapmasına gerek yok. Kendinde kaldığın anda Rabbinde kalıyorsun. Rabbül Has'ın senin içinde, kendinde kal, anda kal, nefesinde kal, nefsinde kal, nefesini bilen, nefsini bilen, Rabbini bilir net.
kendinde kaldığın anda Rabbini biliyorsun. İşte o Rabbin musallık alanında onun senden çıkarttığı, zuhur ettiği esma ve sıfatları değiştirip dönüştürme gibi bir tercihin var. Arayüz programını lütfen doğru kullanırsan. Yıllarca yaptığımız namaz, zikir, tesbih hallerinin yerini neyle doldururuz? Deniz Lokman demiş. Sadece şunu sor, farkında ol. Bu bir farkındalık sorusu. Olsun ya da olmasın değil. Aslında bunun cevabını verdim demin. Hiçlik alanına geçiş oluyor orada. Hiçlik alanında duyular bittiği zaman çabasızlık alan var. Dolayısıyla enerjiyi tekrar üretmeniz gerekiyor. Varlık alanına geçiş yapmanız gerekiyor. Varlık alanına geçerken de enerjileri besleyeceksiniz bilinçli olarak. Farkındalık çalışmaları çok kıymetli arkadaşlar. Yollar kısaldı artık. Bakın uzun uzun yolu böyle uzun uzun şey yapmaya gerek yok. Yollar çok kısa şu anda. Farkındalık çalışmaları. Bilinçaltı çalışması, ne bileyim, bir enerjide çakraların dengelenmesi vesaire. Yollar çok kısa ve hızlı ve şu anda dünya topyekün ruhsal uyanışa geçtiği için gümbür gümbür, yani oluyor bu. Ancak ademler ne yaşadığını bilmeyince biraz sıkıntı oluyor. Yani çok kod ve kalıbı varsa kişinin orada artık ona ciddi anlamda travma oluyor ne yaşadığını bilmediği için. Bu videoları o yüzden açıyorum, reddiye yemeği bilmem neyi göz olarak. Hiçbir umumda değil. Hiçbir umumda değil. Bu bilgiler benimle toprağa gitmeyecek. Korkusuzca veriyorum bilgileri. Ölmeden önce ölene koyan bir şey yok. Çünkü bulunduğum ekol itibariyle geldiğim yollar zorlu yollardı. Yani ne olduğunu biliyorum. Şey oldu, yani şu var arkadaşlar. Şems'in Mevlana'ya yaptığı gibi, bu arada size bir bilgi. Her şey, her bilinç boyutu, o bilinç boyutlarının temsilcileri olan Mevlana'lar, Şems'ler, Yunus'lar, Muhammed'ler, Ayşe'ler, Hatice'ler, Fatma'lar, Fatih Sultan'lar falanlar filanlar. Hepsi her an, anda yaşıyorsun, anda varlar. Kıyamete kadar da var olacaklar, anda, andasın, her an. Zaman dediğin olguyu atladığın için şunu fark ediyorsun, A noktasından M noktasına gitmiyorsun. Bu böyle dönen bir horizon gibi düşün, nokta içinde. İlim bir noktaydı, onu cahiller çoğalttı. Sen hücresel bazda frekansların yükseldiğinde, hücreye kadar indiğinde, kendi bedenindeki hücrelerin kıpır kıpır senden bağımsız zikrettiğini görüyorsun, hak diye hissediyorsun. Şimdi o hücresel bazda o noktaya kadar indiğinde, bütün bu bilinç boyutlarının temsilcileri olan bu Ademlerin, demin isimleri saydığım her bilincin anda da var olduğunu görüyorsun, fark ediyorsun. Şems'in Mevlana'ya yaptığı gibi o kitapları alıyor, havuza attırıyor. Bunlarla yol gidemezsin. İşte bende de öyle oldu. Game over oldu. Hepsini evden dehledik. Bunlarla yol gidilmiyor. Bunlar Ademlerin seni yolda oyalamak için bazıları, hepsi için söylemiyorum. Farkındalık oluşturan kitaplar baş tacı. Ama seni belli bir kalıba sokmaya çalışan kitaplardan uzak dur. Yani sana şunu yapıyorlarsa, aman sakın onlardan uzak dur, aman sakın bilmem ne falan filan. İşte sorgulama, sana sorgulama diyen birisinin yanından lütfen aslandan kaçar gibi kaçar mısın? Çünkü sorgulama dediği anda beynini kilitliyorsun, gelişimine engel oluyorsun. Gelişmezsen hakkı bulamazsın. Bulamadığınla ilgili her zaman toslarsın. Gelişebilmen için beyninin evrimini tamamlamasına izin vermek zorundasın. Beyninin evrimini tamamlaması için gelen bilgilere açık olmak zorundasın. Ama sen bunları zaten süzensin ya, lütfen kendine güven. O bilgilerin yaratıcı kaynağı da hak ya. Korkmana gerek yok. Ama korkutuldun yıllar boyu. Ona gitme, ona bakma, onu okuma. Diyorum ki hepsine şimdi, hadi oradan. Çünkü bunlara maruz kalanlardan biri de bendim. Haydi.
sevdiysen evrene sor. Çıkar senden, anlatacağım birazdan. Sakinleştim şimdi. Bazen yükseliyorum bunları yapanlara da. Ama özümün bir parçası sen oyunda kal diye, seni oyunda tutmak için o veçelerin tarafından korkutularak oyunda kalman sağlanıyor. Çünkü ne kadar oyunda kalırsan, korkutulursan o kadar senden esma ve sıfatlar zuhur ediyor. Yüksek kuvvetli enerjiler ve alem yüksek kuvvetli enerjilerle böyle tsunami bir deniz gibi çalkalanıyor. O kadar zuhur ediyor işte. O oyunu da gördüğün için inanılmaz bir şey. Geçen asistanımla hastaneye gidiyoruz. Şimdi E5 şöyle. Oraya bağlanan yoldan şu şekilde gidiyoruz. Oradan gelirken şöyle Allah'ım bir kahkaha attım, gülesim geldi. Dünya alanına iniş yapıyorsun. Oyun alanına. Herkes, arabaların içerisinde herkesin böyle bir dünya hayatıyla ilgili görüşü, fikri, işte zikri, çabaları, korkuları, kaygıları vesaire, her şey var. Ya bütün düşünceler akıyor, görüyorsun. Ve iniyorsun, oyun alanına iniyorsun ya orada. O inanılmaz bir Luna Park gibi. Dünya alanı inanılmaz bir Luna Park gibi. Hani her şey var. Hangisine girip oynamak istiyorsan oynuyorsun. Çok... İnanılmaz bir şey ya. Yani bütün çakralar açıldığında, farkındalığın yükseldiğinde, artık seni bilinç dışı zihnin değil, bilincin yönettiğinde, Lucy filmindeki gibi oluyorsun. Ha, onu oradaki sarışın kadının yaptığı gibi açıktan yapmıyorsun tabii hoş. P.K. PK ve Lucy, Morgan Freeman oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ve sarışın bir kadın vardı, hatırlamıyorum ismini. O filmleri izlemenizi tavsiye ederim. Hay hak. Tatlı olan sensin, o yüzden tatlı görüyorsun. Teşekkür ederim. He, bak, herkesi kabul ettiğimizi nasıl anlarız? Artık insanlara kızmıyorum ama iyi kötü diye de ayırmıyorum. Ama mesafeliyim. İşte bu sağlıklı benliğinin açığa çıkması. Kök çakranın hayvani boyuttan çıkıp, saldırmak, yargılamak vesaire o boyutlardan çıkıp sağlıklı benliğini açığa çıkartıp sınırını çizip hayır demesi oluyor arkadaşım. Gayet güzel. Yani hakkın veçelerini bilip özden özgürsün, saygı duyacaksın. Okey, o oynuyor, oynasın, bırak, izin ver. Bırak. Ya nelere maruz kalıyor? Yani şu kadını susturmak için neler yapılıyor biliyor musunuz? Neler yapılıyor yani? Nefsicili sevgiyle bakıyorum. Çünkü hakkın bir veçesi onlar. Ama ben her daim kendimdeyim. Ben ne istiyorsam onu yapıyorum. Onlar bir şey yapıyor diye bir şey yapmıyorum. Ben kendime odaklanıyorum. Ne istiyorsam onu yapıyorum. Dolayısıyla tın yani. O yüzden özdeğer, öz sevgi, öz saygı açığa çıktığında seni daha durdurabilen hiçbir şey yok. Dengeyi güzel bir şekilde kolluyorsan, hayır diyebiliyorsan, sınır çizebiliyorsan, öz saygın açığa çıkıp da hakkını kollayabiliyorsan, o hakkı en çok kendinden kendine de koruyabiliyorsan, yani kendine saygısızlık edip de kin, nefret duygularını kendine yüklememeyi becerecek kadar erdem sahibiysen, öpüyorum seni her yerinden böyle. Oh, yanaklarından, kalbinden, üçüncü gözünden öpüyorum.
o kadar kıymetlidir ki bunu er kişi yapabilir. Bunu er kişi yapabilir. Er kişi demek erkek demek değil. Surette kadın olabilirsin, erkek olabilirsin. Er demek bunu yapabilmek demek. Her kişinin işi değil. Evet, ayırmayacağız. Ruhsal olarak özgür olacağız bu noktada. Ancak haddini bilmeyen Ademlere karşı sınırımızı çizeceğiz. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez diyor ya. Haddi aşanları sevmeme halin o yüzden. Yani onlarla görüşmeme istemeklik halin içindeki hakkın bir enerji boyutu. Çünkü sen artık kalp çakran açıldı, güzel frekanslarla uyumlandı. Titreşimi düşük frekanslı insanlarla uyumlanamazsın. Yani hakkın bir reçesi olduğunu bilmene rağmen onlarla yapamazsın yani çok. Gülümsersin, yoluna devam edersin. Zihnin ötesine nasıl geçilir? Bilinçaltı kodların kırıldığında. Kendime selam olsun güzel bana. Ay ne kadar güzel bir farkındalık. Evet. Çünkü şu alemde senden gayrı hiçbir şey yok. Var olan haktan gayrı hiçbir şey yok. Bak zihin odaklanıp şöyle bir bağdaş kurup oturduğunu düşün, tamam mı? Beynin dışında da kocaman bir fanus olduğunu düşün. Hani bu astronotların taktığı başlık gibi bir şey düşünebilirsin. Ve senin beynin ne düşünüyorsa enerji, elektrik falan filan enerjisel olarak bir şey oluşturuyor fanusun içinde. Bir ekran. O ekranda senin beyninin ürettiği her şeyi izliyorsun. Sanal bir gerçeklik gibi düşün. O izlediklerini de gerçek zann ediyorsun. Rüyadaki görüntülerimiz gibi işte aynı. İşte burası da aynı öyle. O yüzden çok da şapmamak lazım yani. Takmayın, üzülmeyin arkadaşlar. Hocam gün içinde rüya mı gerçek mi diye düşünce gelmesine anlama geliyor diye soru sordu. Soru soruldu. Öncesinde cevabını vermiş oldum aslında işte. Hocam ikilikte çaba, teklikte teslimiyet mi var? Yes. Okay. Aynen Elifçim. Aynen öyle. Aynen öyle. Hocam sizle kahve içmem için neler mümkün? Neler mümkün? Seminer falan yapacağım. Kamp programları yapacağım. Oraya beklerim hepinizi. Buluşuruz elbet. İnşallah. Muhteşem bir çalışma yaptınız hocam. İyi ki varsınız. Evet. Bütünsel şifa çalışmalarımızdan çok güzel geri dönüşler oluyor. Toplu çalışmalardan. Harika. Bugün sürpriz içine eklediğim şeyler de oldu. Ben teşekkür ederim. O sizin güzel enerjiniz olduğu için enerjiyi daha da yukarı çektim. Aslında şu seviyede tutacaktım ama baktım grubun enerjisi harika. Bir level üstten ver gitsin esin dedim. Güzel oldu. Hocam sayenizde Atilla hocamı tanıdım. Ne kadar da aynı şeyleri anlatıyorsunuz. İşte bunu neden Atilla'yı takip aldım? Yani destek olmak istiyorum. Örnek. Yani bir surette anlatan, bak bir kalıp ve surette anlatan bir isim var. Halbuki diyorum yani kalıbın bir önemi yok. Bir de farklı bir alandan yetişmiş bir Adem'in hakikat açılımını anlatıyor. Oradan da dinleyin. Aslında aynı şeyleri anlatıyor. Çünkü kolektif bilinç. Lef-i mahfuz kayıtları bir tane. Bir tane. Arkadaşım bir tane. Tuşu sensin. Nasıl kapatacağız diyorsun ya. Sensin o farkındalığın. Anda kendini fark et. Anda kendini fark et. Kendini fark et anda. Bunu daha önce örnek vermiştim. Kendimden örnek vereyim. Yaşanmışlık üstünden örnek verince insanlar daha iyi anlıyor. Şimdi bir gün çok bedensel olarak yorgunum. Yoğunum. Enerjisel olarak da böyle elektrik çarpıyor her tarafım. O haldeyim. Ondan sonra hava aşırı sıcak. Yemek yapıyorum. O zaman çocuklar küçük ve yoluşuyorlar. Çocuklar kavga ediyorlar. Şimdi böyle bir celal enerjisi geldi. Şöyle geliyor geliyor. Yani şuradan geliyor soldan soldan. Onun farkındayım. Ses kaldıracak durumda değilim. O kadar şeyim yani. Çok yoğun yoğun. Yani dersten çıkmışım yüzlerce talebe. Onların bütün negatif enerjisini kara delik gibi yutmuşum. Absorbe etmem lazım. Yıllar öncesinden bahsediyorum. Hani şu an anda her şey dönüşüyor. Ancak seyir sülükte anamın karnından böyle doğmadım ya.
Ondan sonra geliyor şimdi soldan geliyor. Enerjiyi fark ettim. Ha, anda kaldım. Celal'in tuşu da sensin. Ona basan da sensin. Dur diyen de sensin. Durdurulan da sensin. Atilla Türker. Ben takibe aldım. Takibe aldığım kişiye bakarsan şey yaparsın. Sevgili Atilla kıymetlidir, candır. Evet. Yani ondan benim herhangi bir menfaatim yok, bir şey yok. Sadece bütüne şifa olması için. Çünkü neden? Atilla ile aynıyız. Yani şu noktada aynıyız. Tepe çakrası açılmış, belli bir seviyeye, belli bir noktaya gelmiş. Oradan güzel, mükemmel indiriyor. Bilmesine, bütün celali boyutları idrak etmesine rağmen güzel bir şekilde indiriyor. Kalp çakrasından yayın yapıyor. İşte alemi şifalandıran kalp çakrasıdır. Farkındalığı oluşturan şurayla şurayı birlemektir. Onun o yani videolarını izlerseniz eğer YouTube kanalı da var. Aynı bilinci aktarıyoruz aslında. O yüzden onu takip aldım bilinçli olarak. Çünkü egosal alanı bitmiş. Toprak enerjisi. Toprağa geçmiş. O enerjiden çıkmış. Yani onu çok güzel, harika bir şekilde karmanlıyor. Güzel. Aşk nasip işi mi yoksa şey mi diye bir soru sormuş arkadaşımız. Bunu tamamladıktan sonra cevaplayayım. Şöyle şimdi o enerji geliyor ya, öfke enerjisi ya da işte tahammülsüzlük adına ne dersen de. O enerjiyi yakaladım orada. Şunu yaptım direkt kendime. Dur, anda kal. Nefsini bilen Rabbini bilir dedim ya. O zaman vekillik yapıyor sana o Rab. Hasbünallahü ve ni'mel vekil. Orada arayüz programını kullanabiliyorsun işte. Durduğun anda, durduğun anda, bir es verdiğin anda. Esi vermeyi nasıl yapabilirsin? Nefes alıp ver. Bir kendinde kal. 10 kere nefes al ver. Sonra şunu bir kapatayım arkadaşlar, kısayım. Nefes alıp verip bir sakinleştir kendini. Derin, yani göbeğe gönder nefesi, diyafram nefesi al ver. Sakinleştir, kendinde kal. O gelen yoğun tsunami, celal enerjisi bir sakinleşecektir. Şunu söyledim kendime hemen. Kalbime odaklandım. Sana bu duyguyu verip senin canını yakmayacağım. Çünkü sen değerlisin ve kıymetlisin. Şu anda çocuklar kendileri açısından çok normal bir şey yapıyorlar. Ve sen bulunduğun yoğunluk açısından da normal bir duygu durumundasın. Ben seni seviyorum. Sana bunu yük etmeyeceğim. Sen çok değerlisin ve kıymetlisin. Ama yıllar boyu sana bunu yaptığım için özür dilerim. Seni seviyorum. Bunu yaptım kendime. Bunu yaptım kendime. Yap, deneyimle hiçbir şey kaybetmezsin. Sonra verdiğim tepki şuydu. Bulutların üstündeyim. Pamuk gibiyim. Hiçbir şey yok. Çocuklar yoluşuyor ya. Gülümseyerek bakıyorum. Sonra o gülümseyerek bakan esine dışarıdan, gözlemciden kendime bakıyorum. Ben şok. Nasıl olabiliyor? Nasıl oldu? Anında dönüştürdün bilinçaltındaki bir kodunu. Çünkü sana öğretilmişti. Sana öğretilmişti. Sen böyle sinirliyken, yoğunken, agresifken, tahammülsüzken, bir de üstüne bir şey geldiğinde bağırmalıydın, tepki göstermeliydin, vurmalıydın, kırmalıydın. Sana öğretilmişti bu. Giydirilmiş kimliğinde fark et. Ama sana zulümdü, celaldi, cehennemindi, ayağındaki prangandı. Fark et. Sadece fark et. Fark ettiğin anda seyir üstlükte yukarı çıkıyorsun, kişisel gelişimde ilerliyorsun. Bütün o tarikatlarını yapmaya çalıştığın nefs terbiyesi anda yapıyorsun. Anda yapıyorsun ve kendinden kendine mürşitsin. Birinin sana söylemesine ihtiyacın yok. Kendini fark ettiğin anda hak senin mürşidin oluyor. Ve aranda kimse olmaksızın. O zaman yolun, mürşidin Allah olursa hızlanıyorsun. Mürşidin arada bir sürü aracılar koyarsan naneyi yersin. Yolda oyalarlar seni işte böyle. Beni oyaladıkları gibi. Neyse sevgili, hepsini kabul ettik. Olması gerekiyormuştu. Çünkü o kanallar olmadan, oraları geçmeden bunları, bu bilgileri anlatamayacakmışım. Oraları anlayabilmem, yaşayabilmem, iğne deliklerinden geçirmem, o bütün boyutları böyle anam ağladı ya. Sevgiyle tabii kabul ediyorum hepsini, ne yapayım. Yani 20 yıl insan çıkamaz mı belli bir şeylerin üstüne? Bu kadar çaba göster, 2000 tane kitap oku, bilmem ne yap, kaç kere hatmet yani. Sevgiyle kabul ediyorum hepsini. Çünkü bütünü anlatabilmem için bütünden birer bir şeyler yaşamam gerekiyormuş. Eyvallah, oldu, güzel. Aşkla ilgili nasip midir, gayret midir? Nasip midir, gayret midir? Hem hem dedir.
Evet, bak bir tane arkadaşım Neslihan demiş ki ben önce Atilla'yı tanıdım sonra sizi. İkinizi de kimse tavsiye etmemişti. Karşıma çıktınız şükürler. Aynı frekansta buluşunca zaten ikimiz de karşına çıkarız ve şu olur. Bak bir piramit gibi düşünebilirsin. Bu sistemde hizmet eden, bu enerjisel boyutlarda hizmet eden arkadaşlarımız var. Yani şöyle, bilinçli ya da bilinçsiz, tamam mı? Bir noktaya kadar geçersin. Ben şimdi onların isimlerini vermeyeceğim size. Geçersiniz onlardan. Sonra artık onlardan beslenemez hale gelirsiniz. Yani seviyeleri düşük gelir. Gelir. En sonunda eril ve dişil olarak buluşacağınız iki kişi kalır. Çünkü hakikate ulaştığınız anda daha artık sadece hak ve sen kalıyorsun. Sonra sen de kalmıyorsun, hak kalıyor. Ondan sonra işte o son eril ve dişil de kalmaz. Son ulaştığın, geçtiğin nokta. O eril ve dişil karşına çıkar. Oradan alırsın bu bilgileri. O en üst seviyenin bilincidir. Ancak sen hakikate tam ulaş diye o hakka ulaştığın anda Esin de kalmaz, Atilla da kalmaz. Kimse kalmaz. Kalmamalı zaten. Lütfen kalmasın. Hakka ulaş. Hakla bir ve bütün ol. Gerek yok yani. Surete takılmana gerek yok. Gerek yok. Kaydedeceğim inşallah. Kendinizi bulun diye açtım bu videoları ben. Ve bir arkadaşım bir şiir yazmıştı. O beni duyguya soktu. Beşer boyutuna indirdi geri böyle. Bütün bunları yapacağım diye aldığın yükleri yazmadın mesela. İnsanlar bir şeyleri öğrensin, belli bir bilinç boyutuna çıksın, enerjisel yükselsinler diye sana atılan hançerlerin sırtındaki izlerini göstermedin mesela. Sisteme bir şey yayarken yaydığımız enerjinin karşılığı olarak da o kadar bize hançerler gelebiliyor. Eyvallah, sevgiyle karşılıyoruz hepsini. Yani işte erilin yüksek olmasa, cebbarın, celalin yüksek olmasa karşılayamazsın. Böyle pısarsın, sinersin de ben yemem arkadaşım. Sevgili, hepsi sevgiden. Kaydedeceğim, merak etmeyin. Aşkla ilgili sormuştu. Şu an rahat konuşabiliyorum çünkü asistanlarım yanımda yok. Canlı yayınıma girmediler. Ondan sonra tabii sabah ne olur onu bilmiyorum. Ama Musa boyutundan belli bir seviyede veriyorum bilgileri. O konuda da kendi ademliğimi de tebrik ediyorum yani. Herkesin anlayabileceği şekilde anlattığım için. Şimdi şöyle, aşk, sen tinselliğe ulaştığın anda her şeyle aşk yaşamaya başlıyorsun. Kuşla, böcekle, doğayla, toprakla, çiçekle, denizle, o suyun teninde gezinirken ki sana verdiği hissiyatla, eşinle, çocuğunla bölünüyor. O aşk bölüne bölüne tüm evrene doğru yayılıyor. İşte burada tinsel bir orgazm halindesin sen. İşte bu Adem'in gönlü o kadar geniş oluyor ki, kalp deryası o kadar geniş oluyor ki, o kalbi doldurabilecek boyutta, ya o boyutlara eş değer birinin olması gerekiyor. En azından bilinç boyutuna gelmiş olması gerekiyor. O beşeri boyutta da bir şeyler yaşayabilmek için. Zaten o sevgiyi, aşkı sağlattığın için kendinde tamamlanma duygusu yaşıyorsun. Kendinde tamamlanma duygusu yaşadığın zaman da çok birini böyle hani arama ihtiyacı ya da böyle bir şey ihtiyaç çok hasıl olmuyor. O olursa oluyor, olmasa olmuyor. Yani bir arama olmuyor. Ancak şu var. Allah ikiliği niye bilinçli yaratıyor arkadaşım? Kendisi teklikte kalmadığı için kendisi teklikte kalmıyor. Bilinçli boyuttan ikiliği yaratıyor. O ikiliği de bölüyor ortadan eril ve dişil olarak. Tamamlansınlar, beden formunda da tamamlansınlar diye. Yani sen enerji yaydığın anda ben bunu istiyorum. Sistemden önüme gelsin. İşte kalbime mukabil bir kalp, beynime, bilincime mukabil bir bilinç. Sistemden önüme sevgiyle, kolaylık enerjileri kodlayarak yayabilirsin yani bu enerjiyi. İşte nasıl olsun? Şöyle 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 böyle 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 olsun. Nasıl bir ilişki yaşamak istiyorsun? Ona göre kodlaya kodlaya bu aleme bunu yayıyorum. Ruh eşim diyebilirsin. Ya da ne istiyorsan. Ya da kalbime mukabil bir kalp,
bilincime, beynime mukabil bir bilinç boyutu. Buradan beyin boşalması yaşayabileceğim, kalpten kalbe sessiz sözsüz görüşüp konuşup anlaşabileceğim, kolaylık enerjileriyle ilişkimi yaşayabileceğim, işte sevgi dolu, sadakat, vefa vesaire vesaire vesaire, kodla kodlayabildiğin kadar ne istiyorsan, maddi ve manevi, ruhsal anlamda da bunu yaşamayı ve deneyimlemeyi seçiyorum deyip, bunun böyle meditasyon gibi yaparsan, olmuş gibi davranırsan hayat